Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile beraber sizlerleyiz. Bugün ta Korelerden bir arkadaşım geldi, Chihu. Hoş geldin Chihu. Chihu'nun aynı zamanda Türk ismi Koreli Cem. Evet. Nasılsın Cem? İyi. Yani Chihu. Naber? İyi, senden naber? İyi. Bu arada Chihu'nun yani Cem'in Türkçesi iyi aslında. Bence gayet iyi. Çok rahat Türkçe konuşabiliyoruz kendisiyle. Zaten başka bir şekilde konuşamayız. Biraz sohbet edelim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Evlendim. Evet. Yaklaşık bir ay önce evlendi Chihu. Hem de Türk bir arkadaşımızla evlendi. Yani hoşuma gidiyor arkadaşlar. Kültür birleşmeleri gerçekten güzeldir. Bir anda Kore kültürüyle Türk kültürü birleşti ve bir evlilik doğdu. Vallahi tebrik ederim. İyi mutluluklar diliyorum size. Mutlu oldum ben de çok fazla. Eyvallah kardeşim. Eyvallah kardeşim. Türkçe neler biliyorsun mesela? Bizi şaşırtacak neler biliyorsun? Nörön. Vallahi tam Türk kelimeleri biliyorsun ya. Has Türk kelimeleri. Peki Türkiye'de kaç tane şehre gittin? Söyleyeyim mi? Söyle. İzmit, İstanbul, İzmir, Erzincan, Malatya, Konya, Kayseri, Antalya. Bir Türk bu kadar gezmemiştir gerçekten, yemin ediyorum çok fazla. Ve hani İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu her yere gitmişsin yani. Evet. Akdeniz. Kapadokya. Tabii. Vallahi helal olsun. Tam bir Türk olmuşsun ya. Nöryonlar falan filan. Ne yapıyorsun? Neyse daha fazla uzatmadan oyunumuza geçebiliriz. Bugün Squid Game'deki oyunları deneyeceğiz arkadaşlar. Ana vatanından bir arkadaşım burada ve tamamen o zamanki çocukluk zamanındaki oyunları gerçekten biz burada deneyeceğiz, oynayacağız. Hatta bazılarını dışarıda bile deneyebiliriz. Videonun gidişatına göre değişebilir bunlar. O zaman videoya başlamadan önce ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmaları gerekiyor arkadaşların? Onun kanalı abone olun. Ha, benim kanalıma abone olun. Aynı zamanda unutmayın. Benim kanalımda isterseniz. Evet, Cem'in kanalını da aşağı koyuyorum arkadaşlar. Onu da takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hem Instagram'a hem de YouTube kanalına aşağıda. Güzel. O zaman videoya başlayabiliriz. Rahat, relax, evet. Yüksek ses. Tamam. İlk oyunumuz Daigona, yani çok şeker. Şeker gibi bir şey değil mi Korece anlamı? Evet, Daigona. Evet, doğru. Şeker, çok şeker. Evet. Türkçe anlamı bu. O zaman kura çekmek üzere, kurağımızı alalım. Herkes iki tane kura çekecek, yani iki tane kağıt çekecek içinden. Ben bir tane çekiyorum. Bakalım ne gelecek. Bunlarda şekiller var arkadaşlar. Bu şekilleri tatlıdan çıkartmaya çalışıyoruz, şekerden. Bana yuvarlak çıktı. Sana da kare çıktı. İyi, fena değil. Aralarından bir tanesi çok zor arkadaşlar. Dizi izleyenler bilir zaten. Umarım bana o çıkmaz. Oh. Kurtardım. Bana üçgen çıktı şimdi. Ama şöyle düşün. Sen bu oyunu çocukluğundan beri oynadın. Ben hayatımda ilk defa yapacağım. O yüzden sen şemsiyeyi 15-20 kere yapmışsındır küçüklüğünde. Ama ben şemsiyeyi seçmedim önceden. Şemsiye hiç yapmadın mı daha önce? Tabii ki. Her şeyin bir ilki vardır Cem. Evet, tabaklarımız geldi. Bende yuvarlak, sende de kare var. Gösterelim arkadaşlara şöyle. Yanında da iğnesi var. Bu iğneyle de bunu soymaya çalışacağız. İçindeki şekli çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu arada bunları yapmak o kadar zor ki size bunun yapım sürecini göstereyim. Gerçekten inanılmaz zordu. Yaklaşık 2 saatimizi, belki 2,5-3 saatimizi aldı bunları yapmak. Hadi bunları yaparken başımıza neler gelmiş, ne kadar zorluk çekmişiz bir bakalım. Vallahi yapımı o kadar zor ki. Daha bir tanesi için 10 dakika uğraşıyorum ve daha hala karamelize olmadı. Yani şeker tam olarak eriyemedi. Çok uğraştırıcı bir şey. Evde yapmak isteyenler için tarif şudur. 2 kaşık şeker, 1 tane çöp stick tarzı bir çubuk, karbonat. Tarifim bu kadar. Böyle yani. Birazdan daha da sıvı hale gelecek. Şekerler tam olarak eridi. Şuradan bir karbonat alıyorum. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Şimdi bunu dökeceğiz. Vallahi cookie yaptık yanlışlıkla arkadaşlar. Evet, hazır mısın Cem? Evet. O zaman başlayalım. Herkes bunu bitirdikten sonra ikincisine geçecek. Bunu kim daha fazla çıkartırsa bu eli o kazanacak. 3 tane oyun oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunlarımızdan sadece bir tanesi. Evet, başlayalım mı Cem? Başla. Chihu. Korece ismini de arada söylemem gerekiyor. Chihu. Chihu. Hadi başlayalım. 3, 2, 1, başla. Niye başlamıyorsun? Ben zaten iyi biliyorum. Ben Koreliyim. İyi. Avans veriyorsun bana demek. Yeah, advantage. Aha, bir yeri çatladı.
Hayatımda gerçekten ilk defa yapıyorum. Çok garip bir duyguymuş. Garip bir duyguymuş derken yani güzel bir deneymiş. Hoşuma gitti yani. Bunu siz de evde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu şekerden yapıldığı için uçtu gitti. Yenilebiliyor yani. Bak senden önde gidiyorum ha. Yani başla. Çok hassas davranmak gerekiyor. İyi güzel gidiyorsun sen. Oo! Ya şanslı. Şanslısın. Ben bekleyince. Böyle bu şekilde de yapıyorlar çünkü. Çocuklarken böyle yaptım. Bu yuvarlağı kusursuz bir şekilde buradan çıkartmam gerekiyor. Yoksa işim biter. Ben şu faladıkları bir alayım şuradan. Güzel. Ne oldu? Yo kare duruyor hala. Ha. Evet duruyor. Evet. Ne diyorsun ya? Neyse ona en son bakarız. En son kiminki daha şeyse o kazanır. Şu an devam etsen. Bu kaç yaşındayken yaptığın bir şeydi Kore'de? Ya 25 yıl önce. 25 yıl önce. Evet. Sen kaç yaşındasın ya? Ya. Isıtıyorum ama evet, bu yok diye bir şey demedik yani. Yalnız çok iyi gidiyorum şu anda. İçimde bir Koreli varmış onu anladım yani. Yeah. Aha çok iyi. Kusurları. Yani yönetmenimiz karar verecek kiminki daha iyi olmuş diye. Hadi ikinci be. Hadi. Bir dakika dur daha bitmedi. Ya son daha anda kırıldı. Son anda azıcık kırıldı ya. Çok az bir farkla ama bir dakika dur bir şeye bakacağım. Seninkisi daha iyi evet. Tamam ilk şeyi sen kazandın. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Belki de berabere bitecek bilemeyiz. Bence burada sen kaybedeceksin gibi gözüküyor. Çünkü çok zor bir şekil yapacaksın. Bak. Şu anda evet göster şemsiye çıktı. Bende üçgen var. 3, 2, 1 başla. Ama bu nasıl... Ya ağlamak istiyorum. Ama olsun bak şu an sen öndesin öyle düşün. Nasıl yapayım? Abi, abi çok taş gibi abi, ya. Abi silah var mı böyle? Kendi kendime. Çok iyi gittim ha. Çok iyi. Ama yani ucundan kurtardım. Olmaya da bilirdi. Şöyle yapacağım ya. Aha. Ah. Hay hay olmadı. Olsun daha seninkisi aynen belli değil. Olmadı. Ben şu anda bence fena değilim. Sen kusursuz yaparsan sen kazanacaksın. Aa. Bu ne ya? Ya bu kim yaptı? Abi. Abi. Ya kırıldı. Kırıldı mı? Evet. Aa, tamam. Bak benimkisi gayet güzel bir şekilde üçgen oluştu. Uğraşma uğraşma şemsiyenin şeyi kırıldı. Bak. Burada Doritos var. Abi çok zor. 1-1. Berabere. Peki bir şey diyeceğim. Bunu şekerlemeyi Kore'de çok yaygın bir şey mi? Ben hiç bilmiyorum. Aa, mesela sen kazandın. Evet. İyi yaptın. O zaman satıcı bir daha veriyor. He ben bunu hediye satıcıya gösteriyorum. Ben bunu yaptım diyorum evet, kusursuz. O bana bir tane daha veriyor. Evet. Aa ne güzel. Peki bunu sokak satıcıları mı yapıyor bunu satıyor? Evet. Evde yapılmıyor bu. Evde yapmıyor. Ben çocuktayken bu şekeri çok seviyordum. Hı-hı. Evde yaptım. Annem bana bu E tabi zararlı bir şey aslında arkadaşlar bu. Çünkü şekeri eritip karamel haline getiriyor. Getiriyorsunuz ve full şeker yiyorsunuz. Aslında tabii ki de zararlı bir şey. Eğlenmek için arada yapılacak bir şey. Bir de tadı pamuk şekere de benziyor bu arada. Pamuk şeker zaten şekerden yapılan bir şey. Güzel. Bundan sonraki aşamaya geçelim o zaman. Bundan sonraki challenge'ımızda yani bundan sonraki Squid Game oyununda bakalım kim daha başarılı olacak. Onu burada çekmeyeceğiz arkadaşlar. Bunun için dışarı çıkmamız gerekiyor. Dışarıda daha güzel olur diye düşündüm ben. Metro istasyonuna gidiyoruz. Evet. Hadi gidelim. Hadi. Evet arkadaşlar bu oyunu oynayabilmek için de şu anda metro istasyonuna geldik. Gördüğünüz gibi takım elbise de giydi. Gayet şık oldum bu arada. Hadi o zaman daha fazla beklemeden oyuna başlayalım. Hangisini seçiyorsun? Ben de maviyi seçtim. Seni kendi oyununda yeneceğim. Hadi bakalım. Aa, daha isabet bile ettiremedim. Bak şimdi nasıl oynanıyor. Ah be. İsabet ettirdim ama en azından. Ah, hala hiç durum 0-0 bu arada. Bir tane bile dönmedi daha. Ah be! 1-0 önde şu anda. Aferin ya. Bakalım durumları değiştirebilecek miyim? 1-0 hala önde Cem. Kore'de böyle yap. Aa bak taktik verdi bana. Üflemek gerekiyormuş. Yok gerekmiyormuş.
Bari bir tane yapayım ya. Bak, şu an çok inandım. Bu sefer yapacağım. Bunu söyledikten sonra da yaparsam kurgu zannedeceksiniz muhtemelen ama gerçekten yapacağım. Şu an enerji geldi bana. Metro da geliyor. Metro gelmeden yapıyorum. Olmadı be. Vay arkadaş ya. Adam gerçekten bu oyunu biliyor. Biz de zamanında tasolarla oynuyorduk gerçi. Antrenmanımız var yani biliyoruz. Dev tasolarla oynuyorduk, küçük tasolarla oynuyorduk. Ama bu kart işi bozdu yani. Yaptım. En azından bir tane yaptım ya. Türkler uğruna bir tane yaptım. Ya 2-1 şu anda. Bir kere daha yaparsa oyun bitiyor. Kaybetmek istemiyorum. Gerçekten hiç istemiyorum. Tamam güzel. İyi izledin. Yeah. You. Teşekkürler. Oh, korktum ben. Bak şimdi iyi izle. Ya kendimi git çeviriyor sürekli ya. Oh. Yarın bu kol yok. Ya. Bu ne li? Tebrik ederim. Hayır. Bir daha o tokatı yemek istemiyorum. Videonun başında gördünüz arkadaşlar. Gerçekten tokat attı. Çünkü gerçek tokat attı dedim bana. Gerçekçi olsun diye. Bayağı canım acıdı. Tebrik ederim Cem. Koreli Cem bu challenge'ı kazandı. Evet, gördüğünüz üzere 4-2 Cem önde. Kart oyununda benden başarılı çıktı. Gerçekten de hakkını verdin. Taso ile hiçbir alakası yokmuş, onu anladım. Çünkü ben Taso'da iyiydim. Şimdi 3. oyuna geldik. 3. oyunumuz misket oyunu arkadaşlar. Dizide de bildiğiniz üzere misket oyununu gerçekleştireceğiz. Misket oyununun birkaç farklı yolu var. İstersen atarak oynuyorsun. Evet. Her şey. Biz burada tahmin oyununu çekeceğiz arkadaşlar. Elimizde 10 adet misket var. Şöyle göstereyim size. Gösterelim. Oyun amacı şu. Ortaya istediğiniz kadar kumar koyabiliyorsunuz. Sallıyorum ben 10 tanesini de bir anda koyabilirim ya da bir tanesini de koyabilirim. Ama koyduğunuz kadar elinize kapatıyorsunuz ve karşı tarafa tek ya da çift söylüyorsunuz. Karşı taraf da aynı şekilde kumar koyuyor. Bilmiyoruz ne kadar koyduğunu. Ben tek diyorum. Eğer karşı taraf tekse benim koyduğum kadarını karşı taraftan ben alıyorum o misketleri. Eğer tek dediğim halde karşı taraf çiftse yani bilemediysem benim koyduğum kadarını benimkilerin yani koyduklarımı karşı taraf alıyor. Böyle bir matematiği var bu oyunun. Zaten başlayalım. Siz daha net bir şekilde algılayacaksınız oyunu. Hazır mısın? Evet. Bu oyunu kazanmak istiyorum. Durum şu an 4-2. Bu oyununu ben kapatmak istiyorum. Bir Koreli'yi Koreli oyununda yenmek istiyorum arkadaşlar. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Kim başlıyor? Gel taş makas kağıt yapalım. Kai, bai, bo. 3'te bitmiyor mu? Tamam hadi başla. Tamam. Hadi kumarını belirle. Neydi Korecesi? Tek ve çiftin. Hol, ça. Ha, hol, tek arkadaşlar. Ça, çift. Evet. Evet. Ça. 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 Bilemedim. Tekti. 3 tane. Şu an 13 tane oldu arkadaşlar. Gerçekten iyi gidiyorum. Sıra bende. Kumarı şimdi ben belirliyorum. Ça. Aç. Gerçekten mi? Ça. 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 Değiştirmeyi isteyeyim. Tamam değiştiririm. Yok ça ça. Ça. Çift. Biz, çift ya. Tamam. Ho. Kore'de böyle yapıyor. Elimde 6 tane vardı. Bunları sana vermek zorundayım. Şimdi sen belirliyorsun kumarı. Hol. Tek ha? Hol. Yanlış. Ne kadar koydun? Bakayım. Bir daha yapayım mı? Yok. 5 tane. Alayım canım. Bu oyun yalnız bitmez böyle. Bir sen kazanıyorsun, bir ben kazanıyorum. O yüzden iddialı olmak lazım. Çok fazla koyacağım. Ça. Aç. Gerçekten mi? Gerçekten. Sana şansı veriyorum. Ya değiştirmek istiyorsan. Yo istemiyorum. Şu an anladım ben kazandım. Nereden, aç aç. Nereden bildin? Çünkü bu kıvranmanı gördüm. 2, 4, 6. Yani buradakileri evet. Almıyorum. Elimdekiler kadar nerede varsa sende onları alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane alayım oradan. Ben 2 tane daha alayım. Yok. Vardır vardır. Kaç tane oldu bende? Ver hadi ver. Nereye sakladın? Yok. Ceplerinde mi? 2 tane daha istiyorum. He. Ben kazandım. Bütün her şeyi aldım. 2 tane daha alayım. Sen Koreli misin?
Benim içimde bir Koreli yatıyor. Ben reenkarnasyon yaptım. Daha önceden Koreliydim. Bitti. Çekik olmam da oradan arkadaşlar. Ben kazandım. Evet. Ama genel olarak bütün oyunları düşündüğümüzde de sen kazandın. Evet. Yani doğru. Evet. Ha, evet. 4-3 yani. Hı. Çok az bir farkla sen kazandın. Hı. Güzeldi. Ben eğlendim aslında. Kore oyunlarını oynamak, Kore kültürünü tatmak güzeldi bence. Bir gün belki de Türk oyunlarını oynarız seninle. Hı. Çünkü Türkiye'de de güzel oyunlar vardı. Çocukluğumuzda güzel oyunlar. Çocukluğumuzda güzel oyunlar oynadık Türk nesli olarak. Orada bakalım kim kazanacak. Tamam. Ama sana yakın olmak gerçekten benim hoşuma gitti yani. Öyle mi? 4-3 gayet iyiydi bence. Ben bu kadar beklemiyordum. Beni bayağı bir ezersin diye düşünüyordum ama gayet güzel bir video oldu. O zaman bir videonun daha sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Beni ve Cem'i takip etmek isteyenler aşağıda açıklamalarda Cem'in kanalını bulabilir. Benimkini zaten şu anda görüyorsunuz. Abone olma butonu var ama ona basmayın. Aşağıda gerçekten abone olma butonu var. Ona basarsanız çok mutlu olurum. Güzel bir videoydu. Görüşmek evet. Üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Squid Game'i de izlemeyenler izlesin. Çok güzel bir dizi. Evet, tavsiye ediyorum. Çok güzel. Bay bay. 처음에 보여주고 내가 맞추는 거지. 나는 하는 거 아니지. 안 맞으면 없어요. 밴 오나 소리를 밴드.